Yüz Türk Edebiyatçısı. Abbas Sayar. Yazın abanı al, kışın ister al, ister alma derler. Bunun burası kış. 40 biçme girer. Bir bakarsın, karayelden, yıldızlamadan, poyrazdan esen yel lodosa çevirir. İnsana kar gibi, kara kor gibi değer. Tüm bir beyaz dünya bir günde tüm bir siyaha kesilir. Lodos 3 gün sürdü. Ovada kar namına zırnık kalmadı. Ekin kökleri bütünüyle ortaya çıktı. Güzlük ekinlerin toprağı örtemeyen açık yeşil yaprakları iplik iplik dikeldi. Yılkılıklar dağınık düzenden toplu düzene geçtiler. Kulakları bir süre dimdik kaldı. Yukarı kalkık başları birbirine sürtündü. Yeleleri rüzgar rüzgar uçuştu. Kar inmişti ovaya. Yel ıslık çalmaya başlamıştı. Her yöne çileli bir akşam indi. Fırtınanın azgınlığı arttıkça arttı. Yer gök bir olmuştu. Gökyüzü zulüm kusuyordu. Çok geçmeden yel ıslığını ulumaya çevirdi. En sonunda kurtların ulumaları da duyuldu. Kurt ulumalarına güçlü yılkılıklar karşılıklar verdiler. Aygır hemen zayıfların dört bir yönünü dolandı, onları topladı. Üst tepelerde bir süre hareketsiz duran kurtlar, görünmez bir güçten komut almışlar gibi birdenbire fırladılar. Uçar gibiydiler. Bir üçgenin iki köşesinden bir noktaya ulaşmak ister halleri vardı. Hiç sesleri çıkmıyordu. Yalnız hızları artıyordu. Aygır ve iki at da hedeflerini seçmiş gibi üzerlerine gelen kurtlarla hızla atıldılar. Kıyasıya kıran kırana bir cenk başlamıştı. Artık fırtına unutulmuştu. Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Abbas Sayar'ın 1970 TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü alan Yılkı Atı adlı romanından bir bölümle başladık. Kırsal kesim insanının tabiatla yaşam kavgasını etkileyici biçimde işlediği eseriyle tanındı. Romancı ve şair Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi ve biyografi yazarı Güner Sayar'ın oğludur. Orta öğrenimini Yozgat Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenimini yarıda bırakıp Yozgat'a döndü. Tarımla uğraştı bir süre. Gazete satıcılığı, kitapçılık, matbaacılık, ciltçilik yaptı. Üniversitede öğrenciyken Bozlak adlı kültür ve sanat gazetesi çıkardı. Daha sonra Bozok adında bir günlük gazete çıkarmaya başladı Yozgat'taki küçük matbaasında. 44 yıllık gazetecilik hayatında binlerce yazı yazdı. Abbas Sayar 1989'da Ayvalık'a yerleşti. Resim, şiir ve roman çalışmalarını Ayvalık'ta sürdürdü. Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık'ta resim sergileri açtı. Ardında derlenmeyi bekleyen pek çok şiir ve yazı bırakarak geçirdiği beyin kanaması sonucu 12 Ağustos 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı Abbas Sayar.
Edebiyata şiirle başlayan Abbas Sayar, 4 küçük şiir kitabı çıkardı. Ölümünden sonra onun şiirlerini topladığı kitaba yazdığı dokunaklı sunuş yazısında Abbas Sayar'ın hayatına ayna tutar Şükrü Erbaş. Güz yaprakları gibi şamdanlarda mumlar, sularda çakıl taşları gibi yaşamaktan incelmiş usul solgun bir beden. Düştüğü yerde bir süre dalgın duran, kısacık bir an içinde binlerce anıyı tutuşturup, sonra saygıyla, usulca, çocuksu bir gülüş ve engin bir bilgelikle doğrulan gözler. Ve sonra saçlar, bir ömrün doruğuna yağan kar çiçekleri ve bile isteye seçilmiş bir yalnızlık. Yozgat'ta bir otel, 4. kat, koridorun sonunda küçücük bir oda. Oda duvarlarından koridor boşluğuna taşmış resimler, fotoğraflar, şiirler. Duvarda bir saz, tek kişilik bir Sonya. Ortada bir sehpa, üstünde boyalar, içinde yemek artığı kurumuş bir tabak, ekmek kırıntıları. Sonya'nın başucunda bir etajer, duvarın birinde bir kitaplık. Kitaplıkta ve etajerin üstünde kitaplar, gazeteler, dergiler. Yerde küçük bir elektrik ocağı, gazete yığınları, kağıtlar, duvara dayalı bitmemiş, yeni bitmiş resimler. Somya'nın ayak ucunda bir televizyon, başucunda bir radyo. Bunca eşya arasında ancak bir insan sığacak kadar boşluklar ve tıklım tıklım anılar, anılar. Yaklaşık 35 yıldır süren bir yalnızlık, bir yaşama biçimi ve Abbas Sayar. Evet, Yozgat'ın ortası Saat Kulesi. Bilesi de benim derdim bilesi. Ben olmuşum çırçır pınar lülesi. Helke, testi ne varsa doldurun. Ziyam yaşasın da beni öldürün, diyen Abbas Sayar. Atilla Özkırımlı'nın deyişiyle anlatımının özgünlüğü ve yalınlığı, gözlemlerinin gerçekliği, şematik köy romanlarının dışına taşan konularla kendine bir yer açmasını bildi. Ünlü romanı Yılkı Atı, kocadığı, iş göremez duruma geldiği için kışa, açlığa terk edilmiş bir atın hikayesidir. Bir Orta Anadolu köyünde İbrahim, ahırdaki samanının öküzlere, taya ve kırata ancak yeteceği düşüncesiyle doruk ısrağa yılkılık eder. Yani emektar hayvanı ahırdan, köyünden sürer. Zavallı kısrak, kışın dağda belde başının çaresine bakacak, çıplak tabiatla savaşacak, ömrü var da bahara yılkıdan sağ dönebilirse, o zaman ona da yeni bir iş düşünülecektir. Sert kışta kendi kaderine terk edilen kısrak, dağlarda köyün kendisi gibi kovulmuş diğer atlarıyla birlikte bir ölüm kalım savaşına girer. Çılkır, zulümlü bir hayat geçirmişti. Eşeklerden de kötü muamele gördü. Çift, döven, araba. Sonra da eşeklere düşen işleri yaptı. Gururu kırıldı. Kendini aşağılık gördü. Sığırda bile tek başına dolaşır, hep en geriden gider gelirdi. Arpanın şeklini unutalı yıllar olmuştu. Geçen bahar güçten düşmüş, hiçbir işe yaramaz olmuş, köy hayvanlarıyla 3 mevsim dağ bayır döneleyip durmuştu. Kış kapıda görününce karar kendisine tebliğ edildi. Yılkılık.
karara hiçbir itirazda bulunmadı. O da gerisine dönüp bakmadı. Ferman, Nahçar'ın Ali'ninse dağlar kendisinindi. Yılkı atını izleyen Çelo da yöre insanının değişmez gerçeklerinden yola çıkarak umutsuz sevgiyi, zorla evlendirme temalarını akıcı bir anlatımla işler Abbas Sayar. 1975 Madıralı Roman Ödülünü kazanan Can Şenliği, Abbas Sayar'ın üçüncü romanıdır. Eşeğiyle yük taşımacılığı yapan yaşlı Hüseyin Ağa'nın yeni karısı tarafından horlanması ve yaşama sevgisini yitirmesi anlatılır. Herhal bizim kızın gevezeliği. Bir iki binin olduğunu söylemiş köye gelişinde karılara. Şimdi cümlesi başımın derdi. Sarı giremesiler takmadı ya, bir iki bin bir şeyleri varmış. Koysun yastığının altına derler. Ne söylesem başa çıkamam fışkılarla. Geri götürsünler. Dırdırlarının ardını alayım. Sonramacığım, senin benim bir ayağım çukurda. Kimin ölüp kimin kalacağını Mevlam bilir. Allah gecinden versin ya, sana bir emri hak olsa, bir iki binin kalacağı yer merhametsiz uşakların. Köyde böyle bir hikaye geçti de oradan biliyorum. Beni helalim biliyorsan, yarından tezi yok, şehre gideceksin. Pangadaki o paraları alıp getireceksin. Yarından tezi yok, in şehre. Motor yoksa merkebine atla. Süreceği 3-4 saat. Kızıma da uğra. İcik hediklik buğday var, onu da götür. Akşam misafir kalırsın onlardan. Devresi gün, havanın iyiliğinde dönersin köye. Ben de bir of çekerim sağa sola. Abbas Sayar, Dikbayır'da çok partili döneme geçişle birlikte yaşanan, köyden şehre ve Almanya'ya göçü köyde kalanların başlarına gelenleri anlatır. Hikayelerini topladığı yorganımı sıkı sarda büyüleyici bir bahar tasviriyle karşılaşırız. Nisan gökyüzünden yeryüzüne yansıttığı güzellik çizgisinin ortalarındaydı. Gökyüzünün yeryüzüyle nişanlandığı andı sanki. Doğa görünmez büyük bir güçten komut almıştı. Alı al moru mor ediyordu. Büyük bir sarhoşluk vardı dört bir yönde. Küçücük yılın 10 ayı kurulukla cebelleşen dereciklerin çağlaması tutmuştu. Beyaz köpücüklere çeviriyorlardı seslenişlerini. Toprak çiğdem sonrası dünyasını yeni renklerine çeviriyordu. Renkçi başı olmuştu. Görünmeyen kazanından her bitkinin yeşilinde 40 kepçe renk dağıtıyordu ortalığı. Al, mor, sarı kucak kucağa oturuyorlar, üstelik kendi renklerini 10-30'a bölüyorlardı. Bozkır'ın edebiyatçısı, Abbas Sayar'ın romanları Yılkı Atı, Can Şenliği, Dikbayır ve Tarlabaşı Salkım Saçak'tır. Şiirleri Gönül Sandalı, Sere Serpe, Neco'ya Mektuplar, Gibi, Şey, Esinti ve Boşluğa Takılan Ses adlarını taşır. Hikayeleri Yorganımı Sıkı Sar adlı kitapta toplanmıştır. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.